Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi. Okullarda daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve veliler için de yeni bir maliyet, maddi külfet oluşturmamak için zaruri hallerin dışında o kıyafetler sabit kalacak. Değişikliğe gidilmeyecek. İşte yeni dönemin uygulamaları. 3 aylık tatilin artık sonu geldi çattı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül pazartesi günü başlayacak. Okullar yeni döneme hazırlık yaparken Milli Eğitim Bakanlığı da genelge yayımladı. Alınması gereken önlemler duyuruldu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına özel vurgu yapıldı. Düzenlenecek faaliyetler için il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması istendi. Yeni dönemde alınan tedbirlerden biri de kılık kıyafetle ilgili. Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek. Velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek. Öğrencilerin okul içinde dersleri aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazları sınıflara getirmeleri yasak olacak. Sosyal medya kullanımı sınırlandırılacak. Okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmemeleri için gerekli önlemler alınacak. Deprem bölgesi için de düzenlemeler var. Görev yapacak öğretmenlerin konaklamaları eğitim öğretim yılı başlamadan önce valilikler tarafından organize edilecek. Deprem bölgesinde telafi eğitimleri için öğrenci ve öğretmenlere ekstra ödenek çıkarılacak. Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınması ile ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık için birçok isim zikrediliyor. Kulislerde konuşuluyor ama net bir durum yok AK Parti kanadında. Özellikle AK Parti'nin çıkaracağı aday büyük bir merak konusu. O ismi geçenlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Kendisine soruldu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceğine ilişkin iddialar. Onlara yanıt verdi. Asla gündemimde yok, işime odaklıyım dedi. Ve başka bir konuyu da değerlendirdi. Çapa Hastanesi'nde çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığı iddialarını. Koca 18 yaş altındaki küçüklere uygulanmışsa bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. AK Parti yerel seçimlerde büyük şehirleri almak için en güçlü silahlarını aday göstermeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için gündeme gelen isimlerden biri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Günlerdir sessizliğini koruyan Bakan Koca iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım, bakanlığa odaklıyım. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor. Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda bir takım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil. Kabine toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu Bakan Koca. Çapa Hastanesi'nde 18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme operasyonu yapıldı mı sorusuna yanıt verdi. Asla müsaade etmeyiz derken devam eden soruşturmayı işaret etti. Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmışsa bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde malzeme eksikliği nedeniyle kopan parmağın dikilemediği iddiasını da yalanladı Koca. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden temin edilen malzemeyle kopan parmağın başarıyla yerine dikildiğini anlattı. Ameliyat deposunda olmayan ancak hastanenin ana deposunda olduğu halde Etlik Şehir Hastanesi'nden temin edilen malzeme nedeniyle inceleme başlatıldığını belirtti.